İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes 2022 tatbikatında birçok yeni mühimmat kullanımı gerçekleştirildi. Hedefler 12'den vuruldu. Tatbikatla birlikte savunma sanayi şirketleri için standlar kurulmuştu. Savunma sanayi şirketleri, ana kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra 37 ülkeden tatbikatı gözlemleyen yabancı askeri ateşelere ve yetkililere tanıtım yaptı. Sergiye ilgi büyüktü. Mühimmat konusunda son yıllarda ihracat rekorunu arka arkaya kıran Roketsan, başta insansız hava aracı sistemleri olmak üzere milli teknolojiyle oyun değiştiren ürünlerini sergiledi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tolgaozbek.com'a hem standdaki yeni ürünleri tanıttı hem de gelişmeler hakkında bilgi verdi. Evet, hoş geldiniz standımıza. Efes 2022 tatbikatı aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini göstermek için önemli bir tatbikat. Bizler de burada aslında hem tatbikatta kullanılan ürünlerimizi hem de tatbikatta kullanılması olası olan ürünlerimizi sergiliyoruz. Tatbikatta en fazla kullanılan araçlardan bir tanesi bildiğiniz gibi insansız hava araçları. İnsansız hava araçları için özellikle Akıncı'dan attığımız MAMTE operasyonlarda artık bundan sonra ağırlıklı olarak kullanılacak 100 kilogram civarındaki bir mühimmat. Bu gerçekten oyun değiştirici bir mühimmat. Şu anda lazer güdümlü olarak kullanılan mühimmatımızın aynı zamanda diğer versiyonları da çalışılıyor. Zaten MAMLE ağırlıklı olarak şu anda TB2 ve Akıncı'dan kullanılan, Anka'dan kullanılan mühimmatımız. Şöyle geçecek olursak, aslında yine lazer güdümlü olarak geliştirdiğimiz TEBER güdüm kitimiz F-16'lar tarafından ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bu tatbikatta kullanılmadı ama inşallah bundan sonraki tatbikatlarda kullanılacak. Yine Laçin projesi ilk defa görücüye çıkarttığımız bir projemiz. Bu da aslında görüntüleyici kamerayla man in the loop olarak insan faktörünü kontrollü olarak uçurabildiği ve hedefe direkt yönlendirebildiği mühimmat. Bu da yine TEBER gibi ağırlıklı olarak jet savaş uçaklarımızdan atılacak olan mühimmatlar. Aslında Efes tatbikatının en önemli ana unsurlarından bir kısmını da burada görüyoruz. OMTAS, UMTAS, LUMTAS, Karaok ve Cirit. Cirit zaten çok uzun süredir silahlı kuvvetlerin envanterinde. Bu sene KMC'den, KYD'ye monteli Cirit platformundan başarıyla atışları yapıldı. Yine aynı platformdan, aynı silah sistemi üzerinden lazer UMTAS ve UMTAS atışlarımız oldu. Yine silah taşıyıcı araçlar üzerine monte ettiğimiz OMTAS atışları da bu tatbikatta başarıyla yapıldı. Bu ürün ailesi aslında ağırlıklı olarak Efes tatbikatında en fazla gündeme gelen mühimmat ailemizi oluşturuyor. Şöyle geçecek olursak, aslında biraz daha büyük sınıf mühimmatlarımız. İşte şöyle baktığımız zaman aslında denizaltılardan fırlatılan Akya torpidomuz ve Orka torpidomuz. Onun yanı sıra aslında seyir füzesi ailemiz, Çakır en başta görüyorsunuz. İnşallah bu yılın sonunda atılacak olan, burada da sergileme fırsatı bulduk. Ya özellikle insansız hava araçlarından kullanılması ve birçok platformdan atılmasıyla ciddi bir oyun değiştirici etki yaratacak. Atmaca envanterde olan, şu anda zaten seri üretim faaliyetleri de devam eden projemiz. Atmaca şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmiş bulunmakta. Yine Atmaca'nın ailesinin bir üyesi olan Kara Atmaca halen geliştirme sürecinde. Burada da aslında Kara Kuvvetleri ağırlıklı olarak kullanılacak seyir füzesi sistemi olarak sergiliyoruz. İnşallah yakın zamanda da bunun gerçek atışlarını hep beraber izleyeceğiz. Efes 2022 tatbikatı aslında Roketsan açısından gerçekten gurur verici bir tatbikat. Ağırlıklı olarak mühimmatlarımızın kullanıldığı ve etkilerinin silahlı kuvvetleri tarafından detaylı olarak incelendiği bir tatbikat. İnşallah bu yılda başarıyla bu tatbikatın sonucunu hep beraber görürüz. Bütün silahlı kuvvetler unsurlarına da bu vesileyle başarılar diliyorum. Burada aynı zamanda bu yılın geçtiğimiz 2 yıl önce yapılamadı ama çok sayıda yabancı katılımı var. Ateşlerle evet, ilgili evet, çok yüksek. Evet. 10 civarında ülke katılıyor. Evet. Yabancı bakışı nasıl Roketsan'a? Çünkü siz artık son yıllarda ihracat konusunda evet, inanılmaz evet, bir... Aslında sadece Roketsan değil, silahlı kuvvetlerin kullanmış olduğu envanterde bulunan bütün aslında sistemlerin ihracat potansiyeli çok yüksek. Özellikle bizim silahlı kuvvetlerin başarıyla kullandığı insansız hava araçlarında ürettiğimiz mühimmatlarımız, balistik sistemlerimiz, yine füzelerimiz özellikle dost ve kardeş ülkeler tarafından ciddi ilgi görüyor. Bunların en başında tabii Atmaca var. Biraz önce size bahsetmiş olduğumuz tank savar füze sistemlerimiz var.
cirit var ve en önemlisi de tabii insan savaş araçlarından atılan mühimmatlarımız var. Bu mühimmat ailesinin tümünün ihraç edilmesi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Roketsan giderek ihracat potansiyelini yükselten bir firma. Bu ihraçtan gelen bütün aslında kaynağı biz kendi Ar-Ge faaliyetlerimize harcayarak bu mühimmatları daha da kabiliyet olarak üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. İşte burada görmüş olduğunuz seyir füzesi ailesi aslında çeşitlenerek silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları başta olmak üzere aslında dünyadaki benzer harekatları icra eden bütün ülkelere yönelik olarak geliştiriliyor. Ve gerçekten de ülkemiz açısından da ciddi bir ihracat potansiyelini içeriyor. Murat Bey, sizi yakaladık. Son bir soru daha sormak istiyorum. Tabii buyurun. Hisar konusundaki testleriniz her geçen gün ilerliyor. Son durumunuzu bir izleyicilerimize anlatır mısınız? Aslında Hisar A artı ve Hisar O artının testleri tamamlandı. Onlar envantere girdi bildiğiniz gibi. Hisar Aref ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama asıl Hisar'la ilgili kısmı artık bir siperle devam ediyoruz. Siper blok 1'deki çalışmalarımız çok hızlı. İnşallah sene sonuna kadar Siper'i blok 1 füzesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırmak istiyoruz. Bu çok önemli bir kabiliyet. Çünkü uzun menzilde bizim kendi ülkemizin geliştirmiş olduğu en yetkin hava savunma sistemi olacak Siper. Siper blok 1 füzesiyle beraber sahada silahlı kuvvetlerin etkin olarak kullanabileceği uzun menzilli bir hava savunma sistemimiz olacak. Bunların testleri de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. İyi satışlar diyoruz burada çünkü çok teşekkürler. Yakın bir zamanda yeni ihracat haberlerini Roketsan'a yapacağız gibi duruyor. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun geldiğiniz için. İsterseniz şimdi Roketsan'ın son geliştirdiği ürünleri hakkında tanıtıcı videoyu izleyelim.